100 yıldır bu ülkede yaşayan Aleviler yahut Alevi sorunu yahut Alevi halklarının değişik süreklerinin imkar ve asimilasyon politikası 100 yıl sürdü. 100 yıl sonra birden devletin aklına Alevi Bektaşi sorunu geldi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran mantık, felsefe ve ruh Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Bakiyesi üzerinde inşa edilmiş bir Türk ve Müslüman ülkedir. Türk ve Müslüman olmayanların dışındaki hiçbir halkın, hiçbir dilin, kültürün ve etnik kimliğin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Ve onların tek bir sorumluluğu ve görevi var. Herkes Türk ve Müslüman halife olmak zorundadır. Bu nedenle bugün bu ülkede yaşayan, demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, gerçekte bu toprakları vatan olarak gören, bir nebze insan olma duygusu taşıyan herkesin şunu bilmesi gerekiyor. Yüzyıldır asimile edilen, yok edilen, katledilen Aleviler durup dururken AKP ve MHP faşist zihniyeti yahut da iktidarı neden böyle bir başkanlığa ihtiyaç duydu? Şimdi nasıl ki İslam'ı kendi istediği ölçülerde devlet kalıpları içerisinde organize ediyorlarsa yahut da kontrol ediyorsa Türkiye ve dünyada Anadolu coğrafyasında Alevilerin kendisini yeniden keşfetme, kendi inancıyla, hakikatiyle buluşması muazzam bir ivme kazandı. Eksik de olsa, hatalı da olsa böyle bir süreç yaşandı. Bu süreçte bunun demokratik güçleriyle, bütün ötekilerle ortak bir paydada yol alma imkanı doğdu. İşte tam bu noktada devlet buna müdahale etme gereğini duydu. Bu müdahale halidir. Eğer Aleviler bir şey söyleyecekse devletin istediği ölçüler ve devletin çıkardığı fetvalarla Alevilik yapabilirler, o şekilde yaşayabilirler. Sistem bunun üzerine inşa etmiş. Şu andaki Alevi Bektaşi daire başkanlığı da buna hizmet eden bir şey. Ve işin ilginç bir yanı, Aleviliği hiç dinlemeden sadece kendi kafalarındaki, kendi ölçülerini koyduğu bir Aleviliği topluma enjekte etmeye çalışıyor. Yaşanan şey bu. MHP ırkçı, kafatasçı bir yapı. Ve AKP ile bir anlaşma yapmış. Sen herkesi Müslüman yapmak için bu kısmı sana, ama Alevi ve Bektaşi, Türkmen ve Kürt Alevilerinde ben yapacağım. Ama bu işi bana vereceksin. Çünkü ben daha iyi bir kafatasçıyım, daha iyi bir asimilasyoncuyum, daha iyi bir inkarcıyım. Aslında yapmak istenen şey bu. Şimdi ülkü ocaklarında yetişmiş birinin getirip Alevi Bektaşi daire başkanına getirilmesi çok da acayip bir şey değil. Şimdi biraz makam mevkiye düşkün olan herhangi bir Alevi bu görev verirse var, çoğunlukla kabul edeceklerini düşünüyorum. Böyle bir hakikatle de karşı karşıyayız. Bunun yanında da devlet bu hamleyi yaparken Alevi kurumlarının muhakkak bir gayreti oldu, bir çabası, bir karşı duruşu oldu, ama bunun samimiyetle toplumun en ücra köşelerine giderek bunu toplumsal bir karşı duruşa çeviremedik. Bu da bizim günahımızdır. Bizim eksiğimizdir. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bugün bile Türkiye'de ve dünyada örgütlü 8 tane Alevi Federasyonu var. Hala yan yana gelmekten, hala beraber ortak iş yapmaktan aciz durumdalar. Yahut da bu gerçeklikten kaçıyorlar. Bunun iki nedeni var. Bir, kurdukları iktidarı kaybetmek istememeleri. İkincisi, korkularıdır. Sistem önüne bir hedef koymuş. Ben bu ülkede Alevileri asimile edeceğim. Hepsini Türk ve Müslüman potası içinde eriteceğim demiş. Onun için asiklopedi de hazırlar. Onun için bütün akademisyenlerini de kullanır. Ama şu hakikati unutmamamız gerekiyor. Bütün krallar, bütün imparatorlar, bütün devletler gücü elinde tutanlar tarihi yazar. Ve bugün araştırma yapan bütün akademisyenlerin hepsi gittiği zaman devlet arşivine gider. Bu Rusya'da da böyledir, bu Amerika'da da, İngiltere'de de, Fransa'da da böyledir. Şimdi devlet arşivine giren her şey devletin kurguladığı yahut da gücünü kullandığı yerdir. Gidip birebir toplumun bireyinden
ocağından, hanesinden, tarlasından yahut da tabiatın içinde ciddi bir akademik araştırma, belki istisnalar vardır, bunu kabul etmek mümkün ama genelde böyledir. Sistem bütün imkan ve olanaklarını kullanarak Alevi hakikati üzerine oynayarak aslında toplumu tamamen teslim almak gibi bir çabası var. Çünkü hala Alevi hinterlandında olan, Alevi inancı taşıyan, bu hakikate biraz bağ olan insanlar biatı kabul etmez. Sorgusuz sualsiz her şeye baş eğmez. İşte bugün Alevi Bektaşi Daire Başkanlığı ve bu konuda çaba gösteren, akademik çalışma yaptığını, inançsal çalışma yaptığını söyleyenlerin tek bir gayesi var. Bu soru sorma, bu sorgulama, bu anlama ve ona göre yaşama düşüncesini ve hakikatini ortada kalarak tamam biat eden, hiç soru sormayan bir toplum yaratmak, Alevileri de bu potanın içinde eritmektir. Türkiye'deki üniversitelerin hiçbirisi bilimsel bir eğitim süreci yaşamıyor. İstisnaları kenara koyarak söylüyorum. Böyle bir hakikatle yaşıyoruz. Ama ne siyasiler, ne demokrat aydın, devrimci olduğunu söyleyenler, ne de Aleviler gerçekten bu konuda birkaç söz söylemekten, bir açıklama yapmanın ötesinde toplumun o muazzam kültürünü ortaya çıkaracak, onları bir güce dönüştürecek, kendi hakikatiyle buluşturacak ne bir projeleri ne de bir çabaları var. Bu hakikati görmeden biz ne kadar söz kurarsak kuralım, bunun hiçbir kişiye, kuruma, derneğe, federasyona yahut da siyasi bir yapıya hiç faydası olmayacak. Aslında sisteme kızıyorum ama hiçbir iş yapmıyorum. Karşı çıkıyorum ama bir şey üretmiyorum. Bu hiçbir şey yapamamaktır. Yani durumu kurtarmak, zamanda o kendi konumunu kurtarmak için, bak ben o zaman bir şey söylemiştim kadar zayıf, cılız, bir serzenişin ötesine geçmeyen bir çabanın bu sistemin bize, bütün topluma enjekte ettiği bu karanlık ve çağ dışı inanç olarak enjekte edilen şeyin anaokuluna inmesine engel olma imkanını bulamadık. Eğer gerçekten Aleviler yol almak istiyorsa, eğer bu ülkede farklı kimliklerle yaşayan ama bu ülkenin vatandaşlığına ait insanlar varsa, bir Çerkez de, bir Arap da, bir Pomak da, bir Kürt de, bütün hem kendi inancına, hem kendi diline, hem kendi kültürüne, hem kendi tarihsel hafızasına çıkmak zorundadır. Ve siyasi partilerin veyahut da inanç kurumlarının her birisinin bu konuda söz söyleme zorunluluğu vardır. Görevi vardır. Bunu yapmadığınız sürece sadece siz bir simgesiniz ve orada kendinize bir iktidar oluşturmuşsunuz. O iktidarla da kendi kişisel beninizi tatmin ediyorsunuz demektir. Bunun dışında bir karşılığı olmaz bunun. ÇEDES'e karşı çıkmak onun alternatifini oluşturmakla mümkündür. Kur'an kursuna yahut da zorunlu din dersine karşı çıkmak, onun alternatifini oluşturmakla mümkündür. Sadece karşı çıkmak değil, siz yerine ne koyacaksınız diye bir fikrinizin, bir bilginizin olması lazım. Bir programınızın, bir hedefinizin olması lazım. Bunu yapmadığınız sürece siz sadece konuşmuş olursunuz. Bunun ötesinde sizin gayretinizin, çabanızın başka bir karşılığı yoktur. Eğer bugün Türkiye'nin neredeyse üçte birini oluşturan bu inanca karşı devlet, size hiç sormadan, sizi hiç dinlemeden, sizin inancınızı bilmeden, size bir kalıp uydurup sizi bu kalıbın içerisinde böyle Alevi olursun diyorsa, önce o namuslu Müslümanın, vicdanlı, ahlaklı Müslümanın karşı çıkması lazım. Önce o vicdanlı, ahlaklı Hristiyanın karşı çıkması lazım. Ondan sonra da diğer sorumluluk da Alevilerin sorumlu olur. Türk müdür, Arap mıdır, Kürt müdür, hangi kimlikten olursa da hepsinin ortak payda da bu zulme karşı çıkması lazım. Bunu yapmadığınız sürece, bu konuda ortak program ve projeler üretmediğiniz sürece, herkes kendi dükkanında ben işte şu federasyonun başkanıyım, ben şu federasyonun yöneticisiyim, ben işte şuyum demek sadece
iktidarın en küçük ve en berbat hali olursunuz. Bir şey üretemezsiniz. Bir şeyi ikame edip toplumla buluşma şansınız da yok. Çünkü diğerleri sizden daha planlı, programlı çalışıyor. Bunu görmemiz lazım. Artık bu fukaralıktan çıkıp gerçekten şapkamızı önümüze koyup her Alevi'nin, her Alevi kurumunun bu şekilde bir kendini gözden geçirmeyi yaşaması gerekiyor. Şimdi bütün Alevi federasyonlarına, kurumlarına tek bir soru soruyorum. İstanbul'da 120 tane cemevi var. Kaç tanesi sizinle beraber çalışıyor? Orada her türlü riyanın, her türlü asimilasyonun üretildiği 94 tane cemevi asla sizinle bir bağı yok. Siz şimdi iş mi yapmış oluyorsunuz? Yahut da sırf kendinizi üretmek için, var etmek için, tamam mı? İki tane cemeviniz kendine bağlı, 500 tane üye yaptım, 1500 tane, 3000 tane üyem var diyerek gerçekten bir hakikati dile getirmek gibi bir yol mu arıyorsunuz? Yoksa sadece bir dükkan açıp, işte benim de dükkanım var mı diyorsunuz? Bu kadar basit bir yaklaşım, bu kadar sıradan bir yaklaşım Alevi hakikatini bilmemektir. Bir kurdun açlığını, bir ilanın çıplaklığını kendine dert eden bir inanç, sizin kişisel beklentileriniz, benliğiniz için sınırladığınız, kurduğunuz derneklerle açıklanamaz. Hacı Bektaş hiç ağzından düşmeyen bir olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım sözünü söylersiniz. Ama bunun için bir gayretiniz yok. Bunun için bir çabanız yok. Alevi misiniz şimdi? Bektaşi misiniz? Zulmün olduğu yerde mazlumun yanında olmak bir haktır. Hüseyin'i bir duruştur dersiniz. Ama size yakın olmayanın uğradığı zulmü görmezden gelirsiniz. Siz Alevi falan değilsiniz. Siz Alevi'yi anlamamışsınız demektir. Bilmiyorsunuz. Alevi hakikati böyle bir şey değildir. Onun için bana göre Türkiye'de ve Avrupa'daki bütün Alevi kurumları kendi hakikatiyle yeniden buluşmalı. Şu andaki durumuyla, duruşuyla, şeyiyle bu topluma çok şey vermediklerini görmeleri lazım. Sadece birkaç tane anmayı, işte Sivas'ı, Maraş'ı yahut da herhangi bir anmayı, bir yıl dönümünü orada olmak, birkaç tane bağırarak söylediğimiz söz, bu hakikati de, bu inanca da, bu topluma da asla çok fazla şey katmadığını görmemiz lazım. Bu körlükten de çıkmamız gerekiyor. Esas olan hakikat bu.